ऐसे आऊं उसमें। यार मेरे सुना किसी आया है। वहाँ देखिए, en yakınıma gitti gelip inine başına geçireceğim. Onun da sizin gibi çomarlarında mezar olacak bu sefer. Böyle yüzünüzü gözünüzü kapatıp da elimden kurtulamayacaksınız. Çünkü ben sizin ciğerinizi biliyorum. Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Aldığınız her nefesi, attığınız her adım. Cehenneme çevireceğim bu toprakları sizi gömmeden durmayacağım. Kardeş, bir müddet daha ortalarda görmeyeceğim. Allah yardımcınız olsun.
kaçırırsın o güzel gözlerini benden Halime. Ne vakitte başımız dertten kurtulmadı be gibi. Senin hep böyle gezmek beni heyecanlandırdı herhalde. Ondandır bu hallerim. Araya giren yollar, haller, vakitler seven gönlün katığıdır. Aşkımıza güç katar.
vakitleri getirdim bey. Keklikler ne için Artuk bey? Ahmet'ten kanında zehir var mıdır, yok mudur? Onu bize bunlar diyecek isek. Altın avcısı Açatürk'ün usta.
söylüyorsun Abdurrahman? Babama safalar getirmişsin Ali Erbey. Eyvallah Ertuğrul Bey. Buyurasın. Anca Simon'la konuştum Ertuğrul Bey. Neler teklifimiz için? Ertuğrul Bey de buyursun gelsin. Yarın hep beraber oturup konuşalım der. Sen ne dersin Ali Erbey? Oturup konuşmakta fayda var derim benim. Neticede Simon bir tüccar. İşinin emin ellerde olduğunu bilmek ister. Yavru Albay. O ne der? Sonuçta bu teklifi Candar Bey'in zoruyla kabul ettiği aşikar. Abim Ural'ın bir yanlışını görmeyeceksin benim. Her daim işin başında ben olacağım. Aslan bacım da. Bundan emin olasın. Eyvallah Ali Erbey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyur Ertuğrul Bey. Hoş gelmişsin Ali Erbey. Eyvallah Ertuğrul Bey. Senden ricacı olduğum meselede bir neticeye vardın mı? Vardım Ali Erbey. Vardım. İshak getiresin hala. Buyur beyim. Ertuğrul Bey'im de herhalde meseleyi bilir. Bilirim Ali Erbey. Artık Bey bahsetti. Yazık. Kimin dilidir? Konya'dan gelirken tanık olduğum bir mesele Ertuğrul Bey. Benden bu meseleyi aydınlatmam için ricacı oldular. Lakin ben fıkıh, astronomi ve matematikte tahsil sahibi olduğum için fazlaca yardımcı olamadım. İnşallah Artuk Bey'in diren ilmiyle bu meseleyi çözeceğiz. Nasıl bir neticeye vardın Artuk Bey? Kekliklerden birine dildeki kimyadan verdim. Ya öteki keklik? Kimyadan alan keklik öylesine bir çılgınlık haline büründü ki ötekini öldürdü. Ben de ömrümde böyle bir şey ilk defa görüyorum. Keklik ki mülayim bir kuştur. O mülayim kuş adeta yaralı bir aslana dönüştü. Öteki kekliği öldürdü. Sonra da çırpına çırpına can verdi. Belli ki aldığı kimya onu esrikliğe ve çılgınlığa sevk etmiş. Nasıl bir zehirse sadece içeri değil, çevresindeki herkese zarar veriyor. Ali Erbey. Buyur beyim. Bu dili Meftan'ın yanına gömerseniz şayet. Merak etmeyin seni sen. Ben gerekeni yapacağım. Eyvallah beyim. Müsaadenle beyim. Dediğin gibi. Yarın sabahtan handa olacağım Ali Erbey. Ne dersin bu durumlar Bey? Belli ki Toktamış Bey biri zehirlemiş artık Bey. Ural Bey ne dersin? Bir kez daha gördük ki çavdar obasında güvenebileceğimiz yalnızca iki kişi vardır. Ali Erbey ve Aslanlar. Peki ya Candar Bey? Candar Bey obasının selameti için her şeyi yapacaktır. Buna adaleti ve hakkı çiğnemek de dahil. Bu yüzden Candar Bey'le menzilimiz hiçbir vakit tutmayacaktır. Eyvallah. İçinde
olmuşunu. Frenklerin kilimişini, kendi obasının çıkarlarını çiğneyip de niye Ertuğrul Bey'e söyledi ana? Belli ki iş ortaya çıkınca babası Candar Bey'i bile karşısına almıştır. Bir de çolpan denen bir hatun var. Gözleri fel fecre okur. Lakin unutma yazın ki kilimhanede sana yardım edecekler. Sen ne istersen hepsini yerine getirecekler. Biz rızkımızın peşindeyiz kızım. Her Allah'ın günü ırgat gibi pazara gidip kilim dokuyacağız. Ondan sonrası Allah'ın kaderi, Ertuğrul Bey'in işidir. Atlarımızı batıya sürdükçe dünya düzeninin değiştiğini görür oldum. Doğunun da batının da tek hakimi altındır Turgut. Tanrımızı içimize gömdüler. Üstünü de altınla örttüler. Hristiyan dünyasının haçlı savaşları aslında sadece altın içinde. Bu düzene ayak uyduran ayakta kalır. Uyduramayan da ölüp gider. Sevenler gibi esamesi bile okunmaz. Görmek isteyene her daim yeni kapı açılır. Yeter ki gözlerini açık tutsun her kişi. Demek buradaydınız. Altında cihana nasıl hükmettiğini, İnsana nasıl yeni fırsatlar sunduğunu konuşurduk abi. Hele ki sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçı. Sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçının yaptıklarını elbette herkes bilecek, duyacak. Ertuğrul Bey'le birlikte o Moğol pisliğine neler yaptığınızı herkes biliyor. Adı neydi? Noya. O Noya'nın içinden kurtulana kadar Ertuğrul Bey'in yaptığı hatalar yüzünden kaç canımızı yitirdik bilseniz. Öğrenemezdiniz. Ertuğrul Bey'in basiretsizliği senin yiğitliğine gölge düşürmez Turgut Alp. Tapınakçıların vücudunda bıraktığı izler, o soysuzlarla nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun bunu? Tapınakçıların Papa soysuzluğunun emrinde halkımıza neler yaptığını en iyi ben bilirim. Nasıl işkence ettiklerini de. Tapınakçılar bütün ailemizi katletti. Sadece Maria ile ben hayatta kaldık. Sırf Papa'nın inancında olmadığımız için bütün ailemizi katlettiler. İsa'ya olan bağlılığımız ve inancımız ailemizi kurtarmaya yetmedi. Başınız sağ olsun. Üstad Simon, bir misafiriniz var efendim. Müsaadenizle.
casusu Ertuğrul olmadığına göre Üstad Petruccio ile Şövalye Titus'un intikamını almalıyız. Ertuğrul yarın mutlaka ölmeli Üstad Simon. Ertuğrul yarın benimle görüşmeye gelecek. Gerekeni yapacağım. Bütün tedbirleri alın. Kadın içinde ve dışında gereken bütün tedbirleri alın. Emrim olmadan kimse hareket etmeyecek. Neden hemen hareket edin ki bu işi bitirmiyoruz? Çünkü bulduğunuz adamın sultanın casusu olduğundan emin değilim. Simon'a gelince Ertuğrul Bey'le yarın bu işi halledip çalışmaya
yaydan çıkmıştır. Varıp tam da senin kalbine konmuştur beyim. Bu babamın kaçıncı tuzağı, kaçıncı ihanetidir Çolpan Hatun? Artık sayamaz oldum. Sen obamızın başına musallat olacak Ertuğrul belasına haddini bildirdin. Kilimlerini yakıp kayıların bize rakip olmasına mani oldun. Dünyanın düzeni buysa gerekeni yaptın. Lakin baban bunun kıymetini idrak edemez. Ertuğrul korkusundan onu da, avradını da, o çok bilmiş anasını da başımıza musallat etti. Binlerce altın kazanacağımız o işe altın bir tepsi de gitti ona sundu. Ama bilesin ki bu işin de altından kalkacağım. Babam da, Ali Yar da, Aslan da boylarının ölçüsünü alacaklar. Sonra diyelim bu belayı saldın. Sonra ne olacak? Babandan, kardeşlerinden kim bilir daha ne tuzaklar, ne ihanetler göreceksin. Belli ki baban kardeşlerini senin önüne koyar. Seni peşlerine takar. Onlara itimat sana tımar düşer. Dedim ya, boylarının ölçüsünü alacaklar. Senin için rahat olsun. Senin yanında her daim içim rahattır beyim. Lakin Ali Yar ve Aslıhan oldukça asla emin olamayız. Obamızın yolu uzun ve kutludur Hatun. Biz büyük ve güçlü bir obayız. Zayıfların hükmü altında, keferenin kılıcı altında, mevsimsiz düşen bir kar tanesi gibi eriyip gideriz. Ama Erin Ural buna asla müsaade etmeyecek. Nasıl? Gayrı bu obada iki kardeşim de yaşayacak yüz bulamayacaklar kendilerinde. Babam da yalnız kalacak. Nasıl olacak bu? O çok itimat ettikleri Ertuğrul sayesinde. Yarın öyle bir oyun oynayacağım ki ona rezil rüsva olacak. Simon da gidecek, böcek gibi ezecek onu. Mis gibi kokarsın Hatun. Sadece senin için değil. Senle anamın işin başında olmasını istedim. Yoksa bu işin yürümeyeceğini ben de bilirim.
sizin sayenizde Çavdar Obası iyi kilim yapmayı öğrenecek. Hele bizim anlaşalım. Atılan İbrahim, çilelere neden maruz kaldı sanırsın? Koyu
hakikati, samimiyeti idrak etmen gerek. Sonra düştüğün kuyudan çıkar, kendi mülkünün sultanı olursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rabbim bileğine kuvvet, gönlüne cesaret ve aklına berraklık versin. Kadim düşmanımız Ertuğrul gelecek. Bazen düşmanlarımız en yakın dostlarımız olabilir. Onlarla iş yapmak zorunda kalabiliriz. Kilimhane açma teklifini kabul edecek misin? İyi bir teklifte bulunursa neden kabul etmeyeyim? Ural bu işe köpürecek. Güzel. O zaman ortalık karışır. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. İsa aşkına Muhammed.
Hadi aşkına şu fakire bir sadaka. Kuşlar üstadın balkonuna tünediğinden beri kargalar iyice azgınlaşır oldu. Tanrı ve tüm azizleri yanınızda olsun yiğit. Allah inananları ve onun uğrunda cenk edenleri korusun yiğit. Cezasını çeker.